Herkese selamlar yeni videodan. Evet arkadaşlar. Yine bugün ufak tefek işler yapacağız. Önce şu arkadaşa boz olup bu arkadaşı buradan almamız lazım. Bu arkadaş Anadolu çoban köpeği, devasa bir hayvan olacak. Tabii ki iyi bakarsak, sağlıklı beslersek. Şimdi bunu arkada bir yer yapmam lazım. Koyunların ve tavukların olduğu yerde insanlardan uzak tutmam gerektiğini söyledi bana bunu veren arkadaşım. Bu arada bunu Dursun getirdi bana. Memlekete gitmişti Kayseri'ye. Oradan o getirdi. Sağ olsun. Ben şimdi arkaya geçeceğim. Eldiven kova aldım. Kova yumurta toplamak için. Eldiven de buna yuva yapacağım. Yani boza yuva yapacağımız yeri bir temizlemek. Orada eski civcivliğimizin parçaları var. O parçaları bir kenara kaldırıp oraya yuva yapacağım buna. Bunu da oraya alacağım. Goldie, ne yapıyorsun oğlum sen? Burası sulandığı için serin. Goldie de serinde yatıyor. İşlerin yoğunluğundan ve bir önceki videoda söylemiştim bu koyunların hastalığından dolayı buraya yolu yapamadım henüz. Civcivler burada. Ne oldu? Bunlar büyükler, kocaman oldular ya. Şimdi şurayı da göstereyim size. Bu soğuklardan dolayı şu ağaçların etek kısımları, aradaki sürgünler vesaire, boş dallar vardı, kurumuş olan. Onları ben budadım, ağaçları temizledim. Hem ağaçlar rahatladı, güçlendi. Hem de bunları buraya aldım. Şimdi bunları ufak ufak parçalayıp vakit buldukça, gördüğünüz gibi, bunları ocakta, sobada yapmak için kullanacağız. Ağaçlarımız çok güzelleşti. Bunlardan arındırınca, bunlarda hiç meyve yoktu ve kurumuş dallardı çoğu. Bakın, kurumuş dallar. Yani yeşil dalları kesmedim. Zaten bu dönem budama mevsimi değil. Bu dönemde ağaç budanmaz. Şimdi önce yumurta mı toplasak? Evet, bence önce yumurtayı bir toplayalım. Daha sonra da koyunlara bakın. Gerçi bakmıştım sabah. Sularını, yemlerini verdim ama şurayı bir toparlayacağım. Şurayı temizleyip köpeği buraya alacağım. Hem gölgede yağmurdan, soğuktan korunaklı olacak. Hem de ağaç altı, köşe taraf tavuklarla, koyunlarla yan yana olursa daha rahat, daha çabuk alışır diye düşünüyorum. Koyunlarımızın keyfi yerinde maşallah. Ne oldu? Ne oldu? Su mu içiyorsun? İç bakalım. Burası oldukça serin oldu. Etraf açık olduğu için gayet havadar, konforlu bir yer. 32 tane koyun var burada ama sanki hiç yokmuş gibi bomboş duruyor ağır. Şimdi buraları padok padok böleceğim. Her araya işte dişi kuzu, erkek kuzu, gebe, boştaki anne, toklular, işte koçlar, hepsini ayrı ayrı bölüme alacağım. Ayrı ayrı besleyeceğim çünkü hepsinin ayrı dönemlerde yemesi gereken yemler var. Özellikle anne adaylarını ve koçlarımızı iyi beslememiz lazım ki bize güzel yavrular versinler. Ne demişler? Sürüyü koç düzermiş. Şimdi vakit geçirmeden önce bir yumurta toplayayım ben de. Üstlerine basıp kırmasınlar, sonra burayı temizleyelim. Hadi gidelim bakalım kümese. Akşama kadar daha yumurta yaparlar ama hem tavukları çıkaralım dışarıya, çünkü çıkarmadım daha. Hem tavukları çıkaralım hem de şu ana kadar yapmış oldukları yumurtaları toplayalım. Tabii bu arada dışarıda tavuklar görüyorsunuz, etrafta bir sürü tavuk var. Yarısı şuradan atlayıp öbür tarafa geçmiş durumda. Oraya yumurtlayanlar da var. Burada bir kısmı kalmış. Hatta alışmışlar herhalde. Hepsi kaçmış neredeyse ya. Burada tavuk kalmamış. Hemen şuradan başlayalım. İki tane zaten buraya yapmışlar. Bir tane de burada. Allah'ım ya Rabbim, burada o kadar folluk var.
Bakın yerlere bakın bakın. Orada bir tane. Burada iki tane. Başka var mı? Yok. Neyse. Önce şu yerdekileri bir alalım. Bunları bir alalım. Üstüne hem biz basıp kırmayalım hem de bu arkadaşlar kırmasınlar. Ah, ördek yumurtası. Bu arada yumurta sipariş edenler eğer ördek yumurtası isterlerse satıcıya not kısmına içine ördek yumurtası da koyun derlerse bunlardan koyabilirim içine. Seven varsa, çünkü proteini yüksek ve biraz ağır bir yumurta. Dolayısıyla herkes yiyemeyebilir ama oldukça proteini yüksek. Gel bakalım kızım. Gel. Sen yumurtlamışsın, artık gidebilirsin. Aferin sana. Saymadım ama. Neyse, saymaya gerek yok. Dur bakayım kızım. Teşekkürler. Yumurtlamadıysan devam et, otur sen. Hiç seni rahatsız etmeyeyim ben kızım. Dur kızım, dur. Dur bakayım, yumurta var mı sende? E varmış. Ver onu bana. Ver ver. Teşekkürler. Senin burada çok varmış güzelim. Başka var mı? Bir sürü. 3 tane daha. Başka yok. Burada yok. Ha, güzel kızım, genç tavuk bu. Genç tavuğumuzun yumurtaları küçük henüz. Başka var mı güzelim? Başka var mı? Tamam, korkma korkma, ellemeyeceğim. Tamam, ellemem. Lan dur, korkma. Korkma. Ver kızım, ver. Ver yumurtaları alayım. Alayım ben. Teşekkür ederim. Başka var mı? Hayatım, başka yumurtan var mı? Yok. Hint, sen hala gurk musun ya? Aylardır gurksun lan. Bir gurkluktan kurtul. Kızım dur. Bakayım bu arkadaşın altında var mı? Canım şu yumurtalarını bir alayım bir zahmet be. Tamam, kavga etmeden, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Evet, şimdi bunları götürüp ben koyayım yerlerine. Maşallah. Allah bereket versin. Şu eldivenimizi alayım. Sularını içiyorlar, içsinler. Oo, güneşleniyor musunuz siz kızlar? Aferin size kızlar. Güneşlenin bakalım. Yine ortalığı dağıttık. Yine ortalığı dağıttık inşaattan dolayı. Bizde ortalık hep dağınık. Çok şükür dağınık. Çünkü sürekli bir iş. Sürekli bir şeylerle uğraşıyoruz, o yüzden toparlamaya fırsat yok. Zaten toparlayınca da tekrar bir işe başlıyorsun ve dağılıyor. Bakın 120 metrekare ağıl yaptım buraya. Harika bir ağıl oldu. Etrafı da diğer taraftan kümesin üzerinden söktüğümüz trapez saclar, etrafı bununla kapattım. Altında biraz boşluk var, görüyorsunuz. Alttan rüzgar alsın, hayvanlar serin kalsın diye. Orayı kışın kapatacağım, içeriye su girmesini önleyeceğim. Şimdi ben bu yumurtaları götüreyim, sonra gelip şurayı temizlemeye başlayalım. Hadi bakalım, görüşürüz. Kızım dağılın bakayım, hadi bakayım. Gidin başka yere. Tamam biliyorum burası serin ama olmaz, işim var. Hadi bakalım. Ağustos böcekleri sustu.
Evet. Yavaş yavaş bitiyor. Şöyle son durumu göstereyim. Burayı temizledim. Şu çıkanları da alayım. Ağacın köklerinden çıkanlar. Çıkmasınlar burada. Şimdi gördüğünüz gibi burayı temizledim. Şimdi bunun altına bizim kümesin inşaatından kalan ince kumumuz vardı. Onu da bunun altına serdim. Biraz daha sereceğim. Evet. Böyle bir iki araba daha atacağım. Zemin böyle güzel olacak. Çişini kakasını yaptığında da en azından çişi buraları ıslatmayacak. Hasta olmayacak çünkü kum onu alta toprağa geçirecektir. Güzel oldu. Hem de yumuşak oldu. Evet, gayet güzel. Şimdi şuraya bir iki araba daha dökeyim. Sonra bir şu kenarı buraya kapatacağım. Şuradan bir de şurayı kapatacağım. Buraya şuraya da bir kapı koyarım. Buradan gelip çıkarız. Mamasını vermek için, suyunu vermek için. Hadi bakalım bitirelim şu işi. Hava sıcak, rüzgar var Allah'tan. Bir de ben gölgede çalışıyorum. Onun rahatlığı. Ama yine terledim. Burayı da az önce taktım. Dala yırttı. Neredeyse etimi parçalayacaktı yani. Evet, bu taraf da tamam. Bu taraf oldukça gergin oldu. Şimdi şu altlardan çıkmasın diye buraya briket parçaları koyacağım. Şuraya da koyacağım. Köpek küçük olduğu için şimdilik şuradan bir kapı bırakacağım. Önüne bir tahta koyacağım. Çıkmasın. Biz içeriye girmeyeceğiz. Yeminin suyunu buradan vereceğim ve günlük buradan çıkarıp bizimle biraz vakit geçirmesini, etrafta şöyle dolaşmasını sağlayacağım. Ondan sonra tekrar yerini alacağım. Bir iki ay burada olacak. Kulübesini de getirip şu köşeye bir yere koyacağım. Artık burada yaşayacak. Hadi bakalım şu biriketleri de yapıp bitirelim bunu. Evet. Burası kapısı oldu. Şöyle etrafı bir dolaşalım. Bakın şuraya şunları dizdim. Yani tel bu biriketlerin altında kaldı. Şöyle dönüyor bu tarafa doğru. Ve biriket üstüne oturdu. Buradan çıkması mümkün değil. Buraya da. Bu taraf zaten yüksek fakat çukur olan yerlere iki sıra koydum. Burada da tel var. Bakın tel burada. Buraya kadar dayanıyor. Şimdi buraya böyle bir küçük bir tahta parçası koyacağım. Yeminin suyunu getirip buradan vereceğim. Geceleri burada yatacak. Durum böyle. Ben de aşırı yoruldum ya. Evet arkadaşlar. Şimdi köpeği buraya getireyim ben. Video da çok uzadı. Video uzun olmasın. Sıkılmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz destek olmak için abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi de unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.